Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyoruz. Kimsenin bilmediği en inanılmaz güvenlik önlemlerinden, külliyenin altında bulunan gizli tünellere kadar hepsini sizler için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Sekiz numara, camlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi biliyorsunuz ki oldukça büyük ve bu binanın büyük kısmı camlardan oluşuyor. Ama bu camlar bildiğiniz camlardan oldukça farklı. Toplam kalınlığı 4,5 cm olup 3 kattan oluşuyor ve bu katlar arasında argon gazı bulunuyor. Bunlar sayesinde cam ısı, ses ve kurşun geçirmiyor. Bu camlar sayesinde uzun mesafeden gelecek saldırılar önlenebiliyor. Ayrıca ses geçirmemesi sayesinde dışarıdan ses dinlemelerine karşı da koruma sağlıyor. Amerika'dan ithal edilen bu camların metrekaresi 9.000 euro. Külliyede toplam 22.000 metrekare cam kullanıldığından dolayı toplam maliyet 200 milyon euro ediyor. 7 numara, göklerdeki muhafız. 15 Temmuz 2016'da yaşanan olaylarda külliyeye havadan saldırılar da gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra külliyeye Türk Hava Savunma Sistemlerinden olan Atılgan ve Korkut yerleştirildi. Bunlar hem füze hem de hava araçlarına karşı savunma sağlıyorlar. Ama bu sistemlerin yerleri güvenlik amacıyla açıklanmıyor. İddialara göre bazıları külliye sınırları içinde bulunuyor. Kimileri ise çevredeki binaların üzerine gizlenmiş şekilde bulunuyor. Yani bu şekilde havadan gelebilecek saldırılar da önlenmiş oluyor. 6 numara, kapılar. Külliyenin kapı ve çitleri de tabii ki özel. Bu çit ve kapılar çok sağlam çelik materyallerden üretilmiş ve yaklaşık 3 metre boylarındalar. Üzerinde hareket sensörleri bulunuyor. Ama siz dokunmaya bile gerek kalmadan eğer fazla yaklaşırsanız kameralar sizi tespit ediyor ve güvenlik güçleri bulunduğunuz yere geliyor. Ayrıca ana giriş kapılarının hem dışında hem de içinde mantarlı bariyerler bulunuyor. Giriş yapan arabalar ilk mantarı geçtikten sonra yer altında bulunan bomba tespit cihazı arabayı tarıyor ve güvenli ise ikinci mantarlarda açılıyor. Gerçekten içeri girmesi bir hayli zor. 5 numara, siber güvenlik. Tüm saldırılar silahla, füzeyle olmuyor tabii ki. Bu yüzden külliye içerisinde elektronik tehditlere karşı bir siber güvenlik birimi bulunuyor. Hack saldırılarına karşı içeride kullanılan her türlü yazılım kendilerince üretilmiş. Örneğin kamera sistemi, kapı kilit kontrolleri, havalandırma kontrolü gibi güvenlik sistemleri. Ayrıca bu birim 24 saat çalışıyor ve içeride bulunan toplam 3000 kameranın kontrolünü de bu ekip yapıyor. Bu kameralarda yüz tanıma sistemleri bulunuyor. Böylece hem külliye içinde hem de dışındaki tüm kişilerin kimlikleri eş zamanlı olarak kontrol edilebiliyor. 4 numara, Çeşnici Başı. Külliyede bir yiyecek güvenlik ekibi de bulunuyor. Cumhurbaşkanının yiyeceği yemekler, çaydan kuru fasulyeye kadar her şey önceden laboratuvarlarda inceleniyor. Bu incelemelerde yiyecek ve içeceklerde radyasyon, kimyasal madde, ağır metal ve bakteri taraması yapılıyor. Ve yine de her ihtimale karşı tadım yapan bir ekip de var. Bunlar gıda suikastine karşı önlem olarak yapılıyor. Külliyeden yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar ciddi bir vaka ile karşılaşılmamış. Sadece bazı meyvelerde ilaç artığı olması gibi basit sonuçlar bulunmuş. 3 numara, Harekat Merkezi. Külliyenin altında gizli bir merkez bulunuyor. Hükümet Harekat Merkezi ismindeki yer, savaş durumu, doğal afet, terör eylemleri gibi durumlarda kullanılmak üzere tasarlandı. Çelik destekli özel bir betonla inşa edilen Harekat Merkezi, her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı korunaklı. Ayrıca 24 saat kesintisiz kriptolu iletişim, ulaşım ve tahliye olanakları sağlayacak şekilde tasarlandı. Yani olağanüstü kriz durumlarında devlet görevlileri güvenli bir şekilde devlet kontrolünü buradan sağlayabilirler. 2 numara, Koruma Ordusu. Koruma işi sadece kapı ve pencereyle olmuyor. Bizzat Cumhurbaşkanı'nı ve külliyeyi koruyacak kişilere de ihtiyaç var. Karşı atak timi, kısaca KET birimi de bu görevi üstlenmiş durumda. Bu birimdekilerin hepsi operasyon tecrübesi olan özel harekat polisleri arasından seçiliyor.
Bunun üzerine de sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Ayrıca son teknoloji teçhizatlar kullanıyorlar. Cumhurbaşkanını ve külliyeyi koruyan bu birliğin kaç kişiden olduğu bilinmiyor. Ama iddialara göre bu sayı 2000 kişi civarında. 1 numara, gizli odalar. Tahmin edersiniz ki külliye gibi stratejik binalarda gizli odaların bulunması mantıklıdır. Bu gizli oda ve koridorlar sayesinde tehlike anında tahliye kolaylaşır. Bu tarz bir odanın varlığı iddia edildi ama bu iddia ispatlanamadı. Ayrıca külliye ve Etimesgut askeri havaalanı arasında gizli bir tünel olup olmadığı da tartışılıyordu. Bu tünelin varlığı meclise soru önergesi olarak soruldu ama Milli Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Bu tarz gizli koridorlar zaten açıklansa nasıl gizli olacak ki? Sanırım kabul etmek saçma olurdu, değil mi? Ve videomuzun sonuna geldik. Sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.